Kanal T ekranlarından iyi akşamlar diliyorum. Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün yine herbalist İbrahim Gökçek hocamla birlikteyiz. Kendisi bize değerli bilgilerini verecek. Hocam, hiç vakit kaybetmeden ilk olarak romatizmayı bitkisel destek mümkün mü? Onunla başlayalım. Elbette, tabii ki. Her türlü hastalığa bitkilerle Avrupa'da tedavi ediyoruz diyorlar, Türkiye'de tedavi ediyoruz diyemiyoruz. Yani mesela Alman olursa serbest, Fransız, İngiliz diyor ki tedavi ettik diyor. Elimizde belge var, bilgi var, klinik araştırması var diyor. Türkiye'de konuşamıyoruz kanunlardan dolayı. Çok komik bir durum. Bu şeytan pençesi kökü. Harpago fitum procombensis latincesi. Güney Afrika'nın çöllerinde, Namibya çöllerinde yetişir. 2 metre derinliğinde kökleri var. Bu 2 metre derinlikte rizom dediğimiz böyle yumrular oluşur, patates yumrusu gibi. Burada bu yumrularda herpagozit denen etken bir madde var. Bu romatizmaya karşı dünyada en etkili bitki, en etkili madde. Nereden biliyoruz? Evet, bir şey söylediğimiz zaman ispat etmemiz gerekir. İspat edemiyorsak konuşmamamız gerekir. Şimdi Türkiye'de maalesef birçok ilim adamı veyahut da ilim adamı olduğunu söyleyenler televizyona çıkıyor, şu şuna iyi gelir, bu buna iyi gelir vesaire vesaire. Belge nerede? Belge yok. Bilgi, evet. Şimdi bu şeytan pençesi kökü resmi. Şurada çiçeği, şurada uzun bir kökü, burada da patates gibi yumrusu var. Bunun birleşiminde %2,5-3 oranında herpagozit var. Romatizmaya karşı dünyada en etkili şeytan pençesi kökü. Bununla ilgili mesela Almanya'nın Freiburg şehrinde üniversitenin kliniğinde Profesör Doktor Kubrinski 15 bin insanı tedavi etmiş bugüne kadar. Tedavi etmiş. Belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. Binlerce insan, omuz, sırt, bel, baş ağrısı, omuz ağrısı, eklem ağrısı, her türlü ağrıları, yani romatoid artriti, eklem deformasyonu, artrozu, ankilozan spondiliti, yumuşak doku romatizmasını vesaire, her türlü romatizmayı tedavi etmiş. Sadece bu bayan değil, dünyada 100'e yakın klinik araştırması var. Klinik araştırması deyince ne oluyor? Geçip gidiyoruz da bir klinik araştırmasının yapılabilmesi için milyon dolarlık bütçe gerekir. Mesela 100 kişilik bir hasta grubunu 3 ay takip ettiğinizde hastanede 50 milyon euro yapar. Avro. 50 milyon. Bana diyorlar ki klinik araştırması yaptınız mı? Yapılmış, bilgi var, belge var. Ama benim param olsun, ben de tabii ki hastanelerde bunun klinik araştırmasını yapacağım da maddi imkan yok. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da hükümetler, devlet bu tür çalışmaları destekliyor, finanse ediyor, sponsorluğunu yapıyor. Ama Türkiye'de maalesef bütçemiz çok, hükümetin, devletin bütçesi yetersiz olduğu için henüz destek veremiyor. İnşallah ileride bu tür destekler olursa biz de çalışmalar yapacağız. Fakat 50 binden fazla dünyada şeytan pençesi köküyle ilgili klinik araştırma yapılmış. Mesela ben de bir örnek vereyim. Bir genç 35 yaşlarında Ali Bey üşütme, grip, nezle vesaire derken böyle yatalak gibi evde yatıyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, tedavi olmamış, olamamış, romatizmaya dönüşmüş vesaire derken bir de artı hormonlu patates yemiş. Kayseri'nin Bünyan ilçesinin birkaç köyüne bu cips üreten firmalar, patates cipsi üreten firmalar tarlaları kiralamışlar köylülerden. Demişler ki biz falan firmanın cipsini üretiyoruz. Burada patates yetiştireceğiz. İyi, tamam, buyurun. Köylü de parayı görünce hemen parayı almış. Çalışmadan aynı parayı kazanıyoruz. Ne çalışalım ki? Yan gelip yatalım diye. Ve orada yetişen patatesler kavun büyüklüğünde, karpuz büyüklüğünde patates böyle böyle yetişmiş. GDO'lu, hormonlu patates. Şaşırmış millet. Ömründe, hayatında hiç görmediği patatesler. Böyle büyük büyük. Firma büyük patatesleri toplamış. Küçük patatesleri almamış bile. Böyle küçük
dediysem portakal büyüklüğünde, limon büyüklüğündeki patatesleri patates saymıyor. Demiş ki bunları siz toplayın, sizin olsun. Vatandaş da hani ne demişler? Bedava sirke, baldan tatlıdır, toplamışlar, yemişler vesaire. Bu genç de bu patatesten yemiş. Annesi yapmış, bu da yemiş, ne yapsın? Aa, bütün vücudunun pardon hormon dengeleri bozulmuş. Adam kaloriferin üstüne oturuyor, vücudu ısınmıyor, terlemiyor. Kaloriferin üstüne kalkmıyor, sıcak açıyor. Sobanın yanına gidiyor, yok. Hamama gidiyor, terlemiyor. Terlemiyor hiç. Ne yaptıysa terlememiş. Her tarafı ağrıyor, kırılıyor, dökülüyor, sızlıyor. Dizlerini dövüyor, dizlerini vuruyor, vuruyor, morarıyor artık. Ağrıdan kemiğe kadar sızlıyor. Bir arada dedi ki ya şunu kullandım, bunu kullandım, onu kullandım. Hiçbir faydası olmadı, perişanım. Terlemiyor. Ne olduysa patatesten son oldu. Hormonlu, GDO'lu patates. Kayseri'nin Bünyan ilçesinin o bizim köye yakın köyler daha. İsmini söylemeyeyim. Aa dedim ki bakalım inşallah hallederiz. Biz ona bazı gıda takviyeleri gönderdik. Kullan bakalım ne olacak. 6 hafta sonra tekrar denemek için hamama gitmiş. Belki terler miyim diye. Bu sefer öyle terlemiş ki şakır şakır şakır. Ve ondan sonra hiçbir rahatsızlık kalmamış. Geldi İstanbul'a dedi ki ekstra buraya geldim teşekkür etmek için size. Allah sizden razı olsun dedi. Öyle çok ağır bir vakayı hamdolsun iyileştirdik. Bir de Almanya'da bir bayan 83 yaşında yaşlı bir Hitler zamanında Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçmış. Yahudileri öldürüyorlar. Şimdi de Yahudiler Müslümanları öldürüyor. Hitler'de öğrendikleri Müslümanlar üzerine deniyorlar. Daha kötüsünü, daha acımasızını. Evet. Allah her zaman masumun yanında. Şimdi bu 83 yaşındaki kadın sabah kalkıyor. Elleri böyle kartal pençesi gibi. Açamıyor, kapatamıyor. Beli tutuluyor böyle robot gibi. Her tarafı tutuluyor. Demiş ki benim hanıma kocam madem bu işle uğraşıyor bana bir çare. Dedim ki getir bakayım ilaçlarını bir bakayım. Oo baktım ki doktoru nefroloji uzmanı bir ilaç yazmış. Onu da ev doktoru bakmadan 20 yıl devamlı yazmış. En fazla 3 ay yazılması gereken ilacı 20 yıl kullanmış. Doktor durmadan muayene etmeden gözüne bakıp yazmış böyle. Tamam şunu kullan tamam bunu. Kadında bronşit, astım, alerji, romatizma, bir sürü hastalık ortaya çıkmış ilaçtan. Yan tesirleri sayılacak kadar çok. Aa, önce bunu dur diyeceğiz. Ne yapacağız? Şeytan pençesi kökü, ısırgan otu, arıtmış tohumu, ayrık otu, at kuyruğu otu, özel bir karışım, özel bir formülasyon ve özel bazı ürünler. Kullanacak bakalım ne olacak? Ne oldu? 6 ay sonra kadın kendine geldi. Şimdi cumartesi günleri doktor geliyor kontrola. Hemen bizim verdiklerimizi masanın altına koyuyor. Doktorun verdiklerini masanın üstüne koyuyor. Bir seferde unutmuş. Doktor demiş buna ne? Vallahi Gökçek veriyor artık sağlığıma sıhhatime kavuştum. Sen 20 yılda beni perişan ettin. Bu adam beni 6 ayda tekrar canlandırdı. Tartışmışlar. Al demiş ilaçlarını atmış. Doktor da beni çağırdı dedi ki arkadaş sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum dedim. Ya buna bir şey vermişsin kadın dedi bana hakaret mi? Dedim ki kötü mü oldu? Yok. Klinik araştırması yapılmış. Etkisi ispat edilmiş. Bu kadar hastalığı olan kadın iyileşmiş. Kötü bir şey mi? Yok haklısın doğru. Yapacak bir şey yok. İyi ama güzel bir şey falan. Bir şey de diyemedim. Romatizmanın her türü iyileştirilebilir. Terini bilmek gerekir. Mesela bazı insanlar da kalktığı zaman böyle kemiklerine kadar sızlıyor. Öğlene kadar kışlık elbise giyiyor, kazak giyiyor.
iç fanilesi giyiyor. Efendim uzun böyle yünlü şeyler giyiyor. Öğleden sonra biraz vücudu ısınınca yavaş yavaş canlanmaya başlıyor. Kışlık şeyleri çıkartıyor, yazlık giyinmeye başlıyor. Öyle bir tuhaf durum da var. Yani üşüdüyor insanlar. İşte bunun için günlük, ak günlük de denir buna. Hindistan, Arap Yarımadası'nın güneyi Umman, Yemen ve Afrika'nın Somali, Habeşistan bölgesinde yetişir. Böyle kısa boylu bir ağaç. Bunun gövdesi Nisan ayında hafif böyle çizilir bıçakla. Oradan bir reçine akar böyle sakız gibi. Bu reçine içerisinde bosvelik asit var. Her türlü romatizmaya karşı çok çok etkili, mükemmel. Klinik araştırması yapılmış. Mesela üşüyen kişi. Ha, romatizması olması şart değil. Üşüyorsa özellikle Raynaud, bu da bir romatizma türü, Raynaud sendromu olanlar elleri, ayakları, parmakları mosmor olur, morarır üşümekten. Çok üşürler. Bu tür rahatsızlığı olan kişi ak günlüğün kullandığı zaman vücudu ısınır. Hiç üşümez. Bu da çok güzel. Üşüyenler için. Evet. Hocam bir sorumuz daha var. Hepatit hakkında izleyicilerimiz bilgi almak istiyorlar sizden. Bitkisel destek mümkün müdür? Onu da açıklayalım. Tabii. Hepatitin çok çeşidi var. Hepatit A, hepatit B, hepatit C. Hepatit A kirli, defacet karışan sulardan genellikle. Çok şükür Türkiye'de öyle bir risk yok. Hepatit B maalesef çok yaygın. Hepatit B ise cinsel ilişkiden, kandan vesaire vesaire bulaşır. Hepatit C de aynı şekilde. Efendim, hepatit C'ye yakalananların %80'i kronikleşiyor. Kurtulma şansı çok az. Riskli, risk çok büyük. Hepatit C'de. Bununla ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapılmış yine Avrupa'da. Şu gördünüz, deve dikeni. Bu deve dikeninin tohumlarında zilimarin, zilibin gibi etken maddeler var. Bunlarla ilgili yapılan klinik araştırmada burada detaylı olarak klinik araştırmalar var. Bu klinik araştırmalarda birçok ilim adamı hepatit B, hepatit C hastalarını tedavi etmişler. Şu gördüğünüz deve dikeninin tohumu. Fakat deve dikeninin tohumundaki etken madde çok çok az. 2,5, %2,5, %3. Bu nedenle deve dikeninin tohumunu çayını yapıp içtiğinizde iyidir, güzeldir, hoştur. Fakat iyileşmek için, hepatit B'den, hepatit C'den kurtulmak için yeterli değil. Bu nedenle destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktını, yani özünü kullanmak gerekir. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Mesela mantar zehirlenmesi, sadece hepatit B, hepatit C'ye karşı değil. Mantar zehirlenmesi, bazıları sonbaharda, ilkbaharda mantar toplar, mantar yerler. Mantarda amarantin denen bir etken madde var. Çok çok tehlikeli. 10 miligramı öldürür, o kadar zehirli. Karaciğeri iflas ettirir, öldürür. İşte bu deve dikeninin destilasyonla elde edilen ekstraktında zilibin denen etken madde toksik maddeyi kendine bağlıyor, zararsız hale getiriyor. Zaten bu hemen hemen bunun ekstraktı hemen hemen her eczanede, her hastanede, her sağlık ocağında bulundurmak gerekir. Yoksa hasta geldi mesela zehirlendi mantar. Sadece mantar değil, mesela bazı tetraklor gibi, fenol gibi kimyasallardan da insanlar zehirleniyor. Kimyasal zehirlenmelere karşı da etkisi ispat edilmiştir. Kimyasalları da karaciğerden temizliyor. Yani sadece mantarların içermiş olduğu toksik maddeyi değil, kimyasal sentetik toksik maddeleri de karaciğere zarar vermesini önlüyor. Karaciğerin dostu, karaciğeri güçlendiriyor. Eskiden bazı insanlar hepatit B, hepatit C'ye yakalandığı zaman Mısır'a, Suudi Arabistan'a gidiyorlardı. Ne için? Deve sütü içiyorlar veya devenin idrarını içiyorlar.
deve idrarında ve deve sütünde ne var? Çok yüksek oranda deve dikeninin tohum, deve dikeni çok yediği için develer çok sever dikenli şeyi, böyle şeyi yiyorlar. Bu da o bölgede çok yetiştiği için, develer yediği için develerin idrarında ve sütünde çok yoğun oranda deve dikeninin tohumunun özü var. Silibin, silimarin vesaire birçok etken madde var. Bu nedenle iyileşiyor. Yoksa deve sütünün veya deve idrarından dolayı iyileşmiyor. Deve dikeni, deve dikenini yiyor. İçindeki etken madde idrarına ve sütüne karışıyor. Bu da hastayı iyileştiriyor. Hepatit B. Şimdi artık oraya gidip de deve sütü, deve idrarı içmeye gerek yok. Çünkü bunun artık ne var? Elimizde destilasyonla elde edilen özü var, ekstraktı var. Ekstraktını kullandığınız zaman problem ortadan kalkar. Yani hepatit B'ye karşı, hepatit C. Mesela bir beyefendi hepatit B'ye yakalanmış. Aha, inanamamış. Başka bir hastane gitmiş. Orada da teşhis koymuşlar. Başka bir hastane Ahmet Bey Trabzon'dan. Aa, dediler ki yakınları, ya böyle bir durum var. Ne yapalım? Deneyelim. Yani denemekten başka bir şey yok. 5 yıl önce, yeni değil bu vaka. Çok eski olduğu için anlatıyorum. Biz ona bazı gıda takviyeleri verdik. Takip ettik. 6 ay sonra hiçbir şey kalmadı. O yine panik. Ha, bir yıl sonra tekrar kontrola gitmiş. Olmadı, bir yıl sonra bir daha. Yani ikide bir kontrola gidiyor. Acaba nüksetti mi? Nüksetmedi. Tamamen temizledi. Gitti bitti. Yani benim de öyle birçok tecrübem var bu konuda. Bu tür rahatsızlığı olan hastalarla ilgili. Hocam, bir de prostat büyümesi hakkında bitkisel destek verelim izleyicilerimize. Evet, prostat büyümesi de maalesef çok çok yaygın. Neden prostat büyüyor durup dururken? Büyümüyor tabii ki. Kişi, bazı insanlar mesela kışın erkeklerin iyi giyinmesi lazım. Soğuk havada dikkat etmeleri lazım. Üşütürlerse veya başka sebeplerden mikrop kaparsa, bakteri, virüs, mantar, idrar yolları enfeksiyonu bulaşıcıdır. Ama prostatı tetikleyen en büyük faktör nedir? Kabızlık. Kabızlığı bazıları önemsemiyor. Ya kabızlık önemli değil. Kabız olduğu zaman kişi buradaki defacet mantar ve bakteriler tarafından zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddelere dönüştürülüyor. Metan gazı, bataklık gazı, bütan gazı, çakmak gazı, etil alkol, metil alkol, bunlar hepsi toksik madde. Bu toksik madde nereye gidiyor? Bir, bağırsağı yakıyor, kalın bağırsağı. İki, toksik maddeler geçirgendir. Prostatla kalın bağırsak nedir? Yan yana, rektum, yani bağırsağın son kısmıyla prostat sırt sırta. Buradaki oluşan toksik madde bağırsaktan prostata geçer. Prostatta, yani kalın bağırsakta olan bu kokuşma çevre organa da yayılır. Mesela üretra darlığına sebep olabilir. İdrar yolları enfeksiyona sebep olur. Sistite sebep olabilir. Hatta zamanla sistitteki iltihaplarına böbreğe kadar gider. Bu nedenle prostatla olmamak için bir, kışın dikkat etmek gerekir, dikkatli giyinmek gerekir. İki, kabız olan kişi hemen tedbirini almalı. Aksi halde prostat gider. Ama bazıları diyor ki ya prostat önemli değil, ameliyat olur. Prostat ameliyatı olan kişinin cinsel fonksiyonları %85 biter. Neden? Mesela testislerde üretilen sperm nereye gidiyor? Prostatın hemen üzerinde sperm torbası. Burada birikiyor. Ne zamana kadar? Cinsel ilişkiye kadar. İlişki sırasında buradaki sperm meni prostatın içinden geçerken prostatın salgılamış olduğu sıvı, hormon, bu koyu olan, yoğurt gibi koyu olan meniyle karışarak sıvı hale geliyor. Böylece kişiye bunu boşaltmazsın sırasında bir işkence, bir ağırlık, bir rahatsızlık vermiyor. Ama prostata alınmışsa vatandaşın ne oluyor? Onun neyle incelteceksin? Koyu boşalamıyor. Ne oluyor? Cinsel ilişkisi, prostat ameliyatı olan da işkence gibi geliyor artık. Ağrı veriyor, sızı veriyor, sancı veriyor. Zaten ilişkide de bulunamıyor. Çünkü buradaki prostat ameliyatında sinirlerin bir kısmı tahrip oluyor. Fonksiyonlar ortadan kalkıyor. Bu nedenle prostat ameliyatı olmak riskli ve kötü bir şey. Bir prostat kanseri olan kişi bana geldi 3 yıl önce.
prostatın tam etrafı, prostat kestane büyüklüğünde bir organ, 25-30 gram. Bunun etrafından tam 26 noktadan biyopsi yapmışlar. Ya 26 noktadan biyopsi yapılır mı? Teşhis edilir zaten bir ve iki. Sözünüzü bölüyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Evet, romatizma ile ilgili konuşmuştum konunun başında. Şeytan pençesi kökü. Latincesi Harpagophytum procombensis. Her türlü artrit, artroz, ankilozan, spondilit gibi romatizma hastaları için ideal. Dünyada 50 bin kişi bununla tedavi edilmiş. Belge var, bilgi var. Bizim de mesela bununla ilgili söylediğim gibi çok ağır bir vakayı hamdolsun ne yaptık, iyileştirdik. Vatandaş kaloriferin üstüne oturuyordu, yine terlemiyor. Sobanın yanına oturuyor, terlemiyor. Hamama gidiyor, terlemiyor. Kemiklerine kadar işlemiş sızıdan, dizlerini dönüyor. Ağrıdan, acıdan, sersem gibi hiçbir şey yapamıyor. Sızlıyor böyle durmadan. Kullandığı ilaçlarda yan etkileri alerji ve diğer hastalıkları tetiklemişti. Ne yaptık? 6 hafta sonra adamcağız iksir aloe vera jel. Tabii ki onlar şart. Çünkü iksir aloe vera jel vücudu temizliyor, arıtıyor. Harpagophytum boswellia forte. Boswellia da çok çok önemli. Nedir? Bunun birleşimindeki boswellia, Türkçe karşılığı ak günlük. Ak günlüğün birleşiminde bu şu reçinenin destilasyonla elde edilen özü, ekstraktı. Bunun birleşimindeki boswellic asit romatizmaya karşı dünyada en etken maddelerden biri. Bu vatandaş 6 hafta sonra tekrar hamama gittiğinde şakır şakır terlemiş. Romatizmayı çok kısa sürede atlattı. Alerjisi vesaire vardı. Onları da zamanla yok oldu. Şimdi maşallah turp gibi hiçbir rahatsızlığı yok. Bu boswellic asit artık standarize edilmiştir. Yani içindeki şu kadar destilasyonla elde edilen ekstraktın da bu kadar boswellic asit olması gerekir diye %60 oranında boswellic asit olması gerekir. Romatizmaya karşı artı özel çay harmanımız var. Nedir? Şeytan pençesi kökü, ısırgan otu, ardıç, kozala tohumu, efendim ayrık kökü, at kuyruğu otu gibi. Bunları kullandığı zaman kişi her türlü romatizmadan kurtulur. Romatizma insanın kaderi değil. Yani her şeyin tedavisi var. Önemli olan aramak. Nerede ne var? Evet. Şimdi bu da gördüğünüz deve dikeni şu. Deve dikeni tohumu birleşimindeki etken madde zilimarin, zilibin çok çok az olduğu için tohumuyla tedavi olmaya kalkmak boş iş. Yani vakit kaybıdır. Evet, güzel çayını içebilir ama yeterli değil. Çünkü destilasyonla elde edilen ekstraktında %100 oranında etken madde var. Zilibinin, zilimarin etken madde %100. Fakat burada tohumda %2,5. Bu nedenle arada kaç kat, 30-35 kat fark var. Bununla ilgili yapılan klinik araştırmalarda hepatit B, hepatit C hastaları tedavi edilmiştir. Elimizde burada klinik araştırmalarının belgesi var. Yani dünya çapında araştırmalar yapılmış. Bu sadece hepatit B'yi, hepatit C'yi yok etmiyor. Aynı zamanda mantar zehirlenmesi. Mantarların çoğu zehirlidir. Bazıları gidiyor ormanda mantarı rastgele topluyor, yiyor. Ne oldu? Zehirlendi. İşte bunun destilasyonla elde edilen ekstraktı hastanelerde, eczanelerde, sağlık ocaklarında mutlaka bulunuyor. Kişi mantar yediğinde, zehirlendiğinde, bunun iğnesi, enfüzyonu yapıldığında problem, risk ortadan kalkıyor yani. Deve dikeni hepatit B, hepatit C, karaciğer zehirlenmesine karşı dünyada en etkili bitkidir. Yüzlerce klinik araştırması var. Yani tartışmasız etkisi %100, o kadar mükemmel bir ürün. Evet, bir de prostatla ilgili bir ürün. Bu nedir? Cüce palmiye. Cüce palmiyenin meyvesi, yaprağı,
Bu sokaklarda gördüğümüz palmiye ağacının kısa boylusu. Cüce palmiye. Bunun meyvesinin birleşiminde ne var? Beta-zitositerol denen etken bir madde var. Yani bir çeşit bitkisel kortizon bu. Beta-zitositerol. Bitkisel kortizon diyebiliriz. Doğal kortizon. Bitkisel kortizonla kimyasal kortizon çok çok farklı. Kimyasal kortizon kullanırsınız, eczanede kimya fabrikasının ürettiği kemikleri eritir. Hafızayı zayıflatır. Deriyi inceltir. Beyin gider. Rahmetli Bülent Ecevit'e verdiler kortizonu. Adam ne oldu? Kemikleri cam kemik oldu. Hafızası gitti. Hiçbir şeyi hatırlayamaz hale geldi. Yani özel merdiven yaptılar. Asansör yaptılar. Merdiven çıkamıyordu. Cam kemik olmuştu kemikleri. İşte bu cüce palmiyenin birleşimindeki beta-sitosterol bitkisel kortizon diyebiliriz. Bünyemize uygun. Hücrenin yapısına, dokusuna ters bir şey değil. Doğal. Sadece cüce palmiyenin destilasyonu elde edilen ekstraktı değil, aynı zamanda yakutunun da birleşiminde beta-sitosterol var. Aynı zamanda ısırgan kökü. Isırgan köküyle ilgili 4500 prostat hastası üzerinde sadece Almanya'da prostat hastaları tedavi edilmiştir bununla. Isırgan kökünün birleşiminde de beta-sitosterol var. Altın başak otu, at kuyruğu otunda da. Yani biz ne yaptık? Efendim cüce palmiye meyvesini ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı, yakotu ekstraktı, altın başak otu ekstraktı gibi prostata karşı etkili olan bitkilerin ekstraktından çok özel bir formül geliştirdik. Cüce palmiye forte. Kişi kullandığı zaman prostat rahatsızlığı olan kişi çok kısa sürede etkisini görür. Hatta prostat kanseri olan bir vatandaş biyopsi yaptırmış, prostat kanseri teşhisi konmuş. Ameliyat demişler, hastaneden kaçmış. Bana geldiklerinde oğlu araştırmış internetten. Bakacağız dedim, çok riskli bir durum. Normal bir prostat büyümesi olsa problem değil ama bu kanser. Ne yapalım dedi. Adam ben ameliyat olmak istemiyorum, ölürüm yine ameliyat olmam. İyi dedik. 6 ay kullandı, PSA'sı normale döndü, hiçbir şey kalmadı. 2 yıl sonra tekrar, 2 yıl doktora gitmemiş korkusundan. 2 yıl sonra aynı doktora gidiyor, doktoru diyor, bakıyor. Allah Allah diyor. Sen diyor buradasın. Evet buradayım. Normal diyor 3-4 ay sonra ölmen gerekirdi yani. Ölecektin diye. Söyleyemedik biz sana diyor. Yani tahminlerimize göre 3-4 ay anca yaşardın. Ölürdün. Ama 2 yıl sonra tekrar buraya geldi. Çok tuhaf. Ne oldu ne yaptın? İşte iksir kullandım, cüce parmağı vesaire vesaire. Gökçek. Allah Allah şu adam kimmiş diyor. Araştırmış beni diyor ki ne yaptınız? Dedim ki iksir, aloe vera jel. İksir vücuttaki her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritir. Bir, prostat büyümesini önler. İki, cüce palmiyenin birleşimindeki etken madde beta-sitositerol ne yapıyor? Prostatın içinde çok önemli iki enzim var. Reduktaz ve aromataz. Bu enzimler prostatın içerisinde erkeklik hormonunu, testosteronu, kadınlık hormonu östrojene dönüştürüyor bu enzimler. Bunun birleşimindeki beta-sitositerol ne yapıyor? Enzimleri frenliyor. Böylece prostat, erkek prostatın içindeki hormonlar, erkeklik hormonu, kadınlık hormonuna dönüşmüyor ve büyümüyor. Normal haline dönüyor. Yani bunun açıklaması bu. Bununla ilgili sadece Almanya'da 100'den fazla klinik araştırması yapılmış. 60 bin prostat hastası tedavi edilmiş. 60 bin. Biz ne yaptık? Almanların üretmiş olduğu Zapalmeto daha etkilisini ürettik. Almanların üretmiş olduğunun daha etkilisini ürettik. Şimdi vatandaş gelmiş bana diyor ki geçen, ya siz de üretiyorsunuz. İşte diyor falan firmada üretiyor. Onunki diyor 23 lira, sizinki 55 lira. Niye böyle? Diyor bana. Gel dedim, açtık kapsülü. Bak bakayım ne var içinde. Aa dedi, bu çöp. Bitkiyi öğütmüş, toz haline getirmiş, kapsüllemiş. Türkiye'de 1000'den fazla firma var bu alanda. Bir tanesi de ekstraktan yapmıyor. Allah Allah ne oluyor? Maliyetli. Ekstraktın kilosu 400 lira, 500 lira. Otun kilosu, yani bitkinin mesela yakotunun kilosu nedir? 6 lira, 7 lira. 6 lira, 7 liraya 15 kutu hap yapıyor. Biz ne yapıyoruz?
400 lira 500 lira ekstraktına para veriyoruz. Maliyetine yakın bizim yapmış olduğumuz bir şey. Yani aslında bizimki para için değil, insan sağlığı için. Ama diğer tarafta diğer firmalar ekstraktın ne olduğunu bile bilmiyor. Yani çok komik bir durum. Hocam programımızın sonuna geldik. Bu değerli bilgilerle programımızı noktalandırıyoruz. Haftaya yine aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.